belki de bugünün 4 Temmuz olması kaderin bir oyunudur. ...96 yılındaki savaşta kaybettiğimiz sayısız can kesinlikle boşa gitmedi. Bize ilham verdiler. Küllerimizden tek bir insan, tek bir dünya olarak doğmamız için. 20 yıl boyunca herhangi bir silahlı çatışma olmadı. Ülkeler aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bıraktı. Birlik oldu. Ailelerimizi, şehirlerimizi ve hayatımızı yeniden inşa ettik. Uzaylı ve insan teknolojisini birleştirmek sadece yer çekimine karşı gelmemize ve inanılmaz bir hızda yolculuk etmemize değil, gezegenimizi de güvenli bir hale getirmemizi sağladı. Harika olmuş Patty. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir dakika lütfen. Sizi bekliyoruz efendim. Yüzbaşı Hiller, Beyaz Saray'a hoş geldin. Geri dönmek güzel. Bayrağımızı uzayda dalgalandırıyor olman bizi çok gururlandırıyor. O gurur bana ait efendim. Baban olağanüstü bir adamdı. Seninle gurur duyuyordur. Savunma Bakanını tanıyorsun sanırım. Komutanım, seni gördüğüme sevindim evlat. İkinizi tanıştırmama gerek yok tabii. Zirvedesin bakıyorum. Dedi Amerika'nın beyaz atlı şövalyesi. Ama Beyaz Saray'a geri dönen sensin. Evet ama bir çalışan olarak yaşadığım zamanki lükse sahip değilim. Yüzbaşım. Evet. Sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Dylan. Oraya gittiğin zaman Jake'e iyi davran. Ay çekici on. Pozisyonunu bildir. 10 kilometre de yaklaşıyoruz. En yavaş yolculuğu bu. Hadi neşelen biraz. Hayatta yarım trilyon dolarlık bir silah çekmekten daha sıkıcı işler de var. Evet ama yine de bana biraz heyecan gerek. Aslına bakarsan seninle gelmek zorunda değildim. Hayır zorundaydın. Bensiz yalnız kalırdım. Bir kere ben pilot akademisi tarihinin en genç okul birincisiydim. İstediğim bölgeyi seçebilirdim. San Diego'yu örneğin. Kumsallar, sörf. Sen hayatın boyunca sörf yapmadın ki. Ama çabuk öğrenirim. Ve dengem de çok iyidir. Bir kedi gibi. Kediler sudan nefret eder Charlie. Ön iticiler %4'te. Anlaşıldı. Çekici onun ön iticileri %4'te. Çekiciler ve silah son yaklaşmada. Yerlerini aldılar komutanım. Yerleşmeye 3,
2, 1. Ayrılma işlemini başlatın. Tüm çekiciler ayrılsın. Bu üste sadece 36 kadın olduğunun farkındasın, öyle değil mi? Eminim en sonunda birini tavlamayı başaracaksın. Bana bak, hepsi beni reddetmedi zaten. Benim de standartlarım var. Ne yaptın sen? Hiçbir şey. Bu hiçbir şey yapmadan olmaz. Çekici 10 silahla çarpıştı. Kıskaçlar durdu. Çalışmıyorlar komutanım. Çekiciler kaçırma manevrası yapsın. Uzaklaşın, uzaklaşın. Charlie, üstün üstüne düşecek. Bize uzaklaşın dedim. Olumsuz komutanım. Bu anti gemisi değil Jack. Hiç hatırlatma. Teğmen Miller, ne yapıyorsunuz gerizekalılar? Bilmiyorum komutanım. Öleceğiz. Bittim ben. Komutanım delirmeyi yavaşlattı. Sakin olmaya çalış. Füzyon motorunu çalıştıracağım. Delirdin mi sen? Havaya uçarız. Evet, bu çok olası. Hadi! Tehlike. Motorlar aşırı ısındı. İşe yarayacağını sanmıyordum doğrusu. Eyvah, can tam gaz geliyor ve suratı da beş karış. Şimdi bilmediğinizin farkında değil mi? Çok ucuz atlattık komutanım. Hepimizi öldürecektin. Evet, ama sonra herkesi kurtardı. Kendi hatanı düzelttiğin için tebrik bekleme. Ayrıca çekicimi de mahvettin. Komutanım aslında suçlanacak. Dikkatim dağıldı komutanım, bir daha olmayacak. Tabii olmayacak. Çünkü ikinci bir emre kadar cezalısın. Televizyon izleyebilir miyim peki? Üstlenmene gerek yoktu. Biliyorum. Beni sevmiyor zaten. Geleneği bozmuyor. 103 ARD 1'e iniş yapsın. General Adams, uzaylı hapishanesinin birinci platformuna yönlendirildik. Komutanım. Umarım önemlidir. Çünkü çok pahalı bir oteldi. Karımla geçirdiğim harika bir sabahı berbat ettin. Özür dilerim efendim. Bunu görmeniz iyi olur dedim. Komutanım. Birkaç saat önce başladı. Davranışlarının ne kadar değiştiğine bakın. 20 yıl katatonik yaşadıktan sonra... Bana direktör Levinson'ı bağla. Denedik. Ulaşılamıyor komutanım. Beni ciddiye almanız gerek. 3 haftadır gezegenin 4 bir yanında peşinizde geziyorum. Ve hazır buldum. Affedersin ama kimsin sen? Floyd Rosenberg. Hükümetin atadığı mali müfettiş. Haberiniz olsun. Düşman bölgesine giriyoruz. Yavaşlamamız gerek. Tehdit oluşturduğumuzu sanmasınlar. Evet, ikinci bölümden başlayacağız. Denetleniyor olmanın negatif bir etki yarattığının farkındayım. Ama bunun yapıcı bir tecrübe olduğunu düşünüyoruz. Adım Floyd. Bir arkadaşımızla buluşacağız. Harika biridir. Gel merhaba de. Neredeyiz biz? Direktör Levinson. Direktör Levinson. Kim bu adamlar? Umbut'un isyancı güçleri. Savaş lordunun mu? Endişelenecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Babasını henüz kaybetti ve duyduğuma göre kendisi onun kadar sert değilmiş. Merhaba. Beyler, ne var ne yok? Ben Diken ve Umbut uyarıyorum. Cephanelerini patlatmışsınız bakıyorum. Eşi benzeri olmayan David Lenz. Catherine, vay canına. Ne işin var burada? Tek çağırdığı uzmanın sen olduğunu sanmıyordun herhalde. Seni gördüğüme biraz şaşırdım. Ben de adımı hatırlayabilmiş olmana biraz şaşırdım.
Ha, hadi hadi yapma ama biraz daha profesyonel olalım. Ha? Ağam, en son profesyonel olmaya çalıştığımızda neler olduğunu biliyoruz. Aranızda bir gerginlik olduğu ortada. Birkaç konferansta birbirimize girmiştik. Girmişsiniz belli. Kes sesini Freud. Direktör Levinson, üzgünüm ama daha işimiz yok. Muhatap papir. Ne kağıdı? Şuna benzeyen kağıt. Sizde... Küçük Umbut'unun neden psikiyatriste ihtiyacı var, yoksa baba sorunları mı? Adamları 10 yıl boyunca uzaylılara karşı kara savaşı yaptı. Aralarındaki bağ şu ana kadar gördüklerimin en güçlüsü. Beyinleri uzaylıların bilinçaltıyla bağlanmış gibi adeta. Öyle mi? Senin insan ve uzaylı arasında psişik bağ kurma takıntın olmasın bu? Tabii, sen mi bana takıntılı diyorsun? Çok komik. Nasıl çalıştırdılar merak ediyorum. Biz çalıştırmadık. Kendi kendine oldu. 2 gün önce. Bunun 96 yılında dünyaya inen tek gemi olduğunu biliyorsunuz. Yani girmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederim Bay Umbut'u. Babanız biraz inatçı bir adamdı. Bu kibir halkımın yarısının ölümüne neden oldu. Kardeşim de dahil. Çok üzüldüm. Dikkat et. Vay canına. Ne oldu burada? Sondaj yaptılar. Niçin? Hiçbir fikrim yok. Ne zaman durdu bu sondaj? Ana gemiyi yok ettiğinizde. Peki ya, oraya çıkmanın herhangi bir yolu var mı? Yüksekten korkmuyorsunuz, değil mi? Ne kadar yüksek ki? Geliyormuş. 20 yıl önce ana gemiyi yok ettiğimizde uydu bandı X frekansında uzayın derinliklerine gönderilen bir sinyal tespit etmiştik. Yardım çağrısı bu. Anlaşılan biri telefonu açıp çağrıyı yanıtlamış. Delireceğim burada, daha fazla dayanamıyorum. Beni ne kadar özledin söyle. Aslında Genelkurmay Başkanı çok yakışıklı bir stajyer aldı işe. Senin kadar uzun değil ama harika gamzeleri var. Ve cello çalıyor. Seni ne kadar özlediğimi biliyorsun. Bak ne diyeceğim. Şimdi bir çekici çalıp yanına geliyorum. Hayır yapma lütfen. En son bunu yaptığında görev süreni bir ay uzattılar. Hadi ama hayatının en güzel 2 dakikasıydı, yalan mı? Evet doğru ama ben nişanlımı kalıcı olarak yanımda istiyorum. Ne oldu orada? Bu ara sürekli voltaj sorunu yaşıyoruz. Gönderdiğim evlere baktın mı? Hayır ben henüz bakamadım çünkü... Sorun değil, acelemiz yok. Bugün Beyaz Saray'da Dylan'ı gördüm. Oturup konuşmanız gerektiğini düşünüyorum. O orada başkanla tokalaşırken ben Ay'da sıkışıp kaldım. Aman ne güzel. Onu az kalsın öldürüyordun, unutma. Biraz da onu düşünecek. Peki. Bağlantı kesildi. QQ'yu kullandığınız için teşekkürler. Bayanlar, baylar... Uluslararası Miras Filosu'na hoş geldin diyeyim lütfen. Yüzbaşı Yılır, babanız bu uçağın testi sırasında hayatını kaybetti. Kendi isminin verildiği hangardan Ay'a gidiyor olduğunuzu bilse ne hissederdi? Çok mutlu olurdu. Ne yazık ki göremeyecek. Yüzbaşı Lao, Çin de Dünya Uzay Savunma Programı'na dahil oldu. Onlara vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Mesaj atmak istemedim. Sesini duymam gerekiyordu. Ne oldu ki? Hiçbir şey. Biricik oğlum artık ünlü biri oldu. İyi olacaksın değil mi anne? Sadece dikkatli olacağına söz ver. Ay üstü, miras filosu konuşuyor. Son yaklaşmadayız ve iniş izni istiyoruz. İzin verildi. Ay'a hoş geldiniz yüzbaşı. Sakin olmaya çalış. Ona vurma yeter. Zor değil. Ben de bir imza alabilir miyim? Herkes işine. Ben de her yerde seni arıyordum. Harika haberlerim var. Öyle mi? Çinli pilot benim müstakbel eşim çıktı. Çok ciddi. Kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Sanki ruhlarımız iletişime geçti. O geldi değil mi? Evet geldi. Pekala. Sütünü içmeyecek misin? Çekilir misin? Yolum açıktığında neler olduğunu biliyoruz. Bunu ne zamandır bekliyordum. Morrison! Ne oluyor burada? Sana bir soru sordum. Evet. Yerler çok kaygan komutanım. Yerinizde olsam dikkat ederim. Seni görmek harikaydı Dylan. Onu yumruklamamak için kendimi çok zor tuttum. Doğru bir karar vermişsin. Evet onu öldürüyordun ama fırlatma koltukları bunun için var. Hayır çok ileri gitmiştim. Kendimi göstermenin tek yolu bu sandım. O filonun lideri asla sen olamayacaktın zaten. İşler bu şekilde yürümüyor biliyorsun. O asil bir aileden geliyor. Bizse yetimiz. Annemlere son sözüm onlardan nefret ettiğim olmuştu. Yaşıyor olmamın tek nedeni beni o salak yaz kampına göndermeleri. İyi ki de göndermişler. Çünkü benim ailem sen oldun. Bu son eğitim uçuşu kazanan miras filosunun lideri olacak. Neden pes etmiyorsun Morrison? İkincilik de senin için iyi bir sonuç. Daha her şey bitmedi yüzbaşı yıldır. Solundan geçiyorum. Geçecek yer yok ki. Yani geçecek yer adıma çarpacaksın. Herkes ben düşüyorum. Atlıyorum. Doktor O'Brien, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Doktor O'Brien, ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Günaydın Breakish. Nasılsın bugün? Yenisini getirdim sana. Dacularisa maculata yani noktalı orkide. Ve tam olarak açtığında kokusu adeta nefesini kesecek. İnanabiliyor musun? Tam tamına 7300 gündür komadasın. Bu yüzden sana bir hediyem. Örgü dersleri aldım da. Kaşındırıyor mu? Kaşındırıyorsa söyle tamam mı? Tanrım. Uyandın. Kazandık mı? Erik, sağlık ekibini çağır. Uyandı. Ne? Gözlüğüm verdi. Göremiyorum. İşte burada. İşte burada. Evet. Ne zamandır baygınım ben? Uzun zamandır bebeğim. Uzun zamandır. Evet, belli oluyor. Bebeğim...
çok kilo almışsın. Ve bayağı da kelsin. Merhaba. Ama hala harika görünüyorsun. Bu görüntü Hubble'dan geldi. Bilinmeyen bir güç Satürn'ün halkalarını çekiyor. Aman tanrım. Peki oradaki üs ne durumda? Kayboldu. Sadece üs de değil, tüm uydu gezegen yok oldu sanki. Kırmızı alarma geçin. Emredersiniz. Merhaba hayatım. Dinle, hemen eşyalarını toplayıp kız kardeşine gitmeni istiyor. Evet ama bu sembol diğer tüm sembollerden çok daha sık karşıma çıkıyor. Bak, bak şu benzerliğe baksana. Aradaki bağlantıyı nasıl göremezsin? Görmüyor değilim ama garip şekilleri incelemekten daha önemli sorunlarımız var. Dev bir uzay gemisinin çalışmaya başlaması gibi. Efendim? Evet. Satürn'le tüm bağlantımız kesildi. Ne? Başkanı bilgilendirin hemen. Denedik zaten. Tanner basın turu biter bitmez bize döneceğini söyledi. Bir şekilde Tanner'ı atlatın. Lanford'la hemen konuşmalıyız. Peki, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Aa, baban hiç değilse fillerin canını bağışlamış. Aferin ona. Bak. 1947'deki evet. Roswell olayı. Uzaylılarla temas eden çiftçi de aynı daireyi çizmişti. Ve hastalarımla görüşürken onlara ne zaman bunu göstersem... Hı-hı. ...bir anda hepsi aynı duygusal tepkiyi verdi. Hı-hı. Korku. Ve onun daire olduğunu sanmıyorum. Geminin çalıştığı gece. Hayatım boyunca gördüğüm en güçlü rüyayı gördüm. Ve bunu çizdim. Bu inanılmaz. Onların dilini nasıl çözdünüz? Bizi avlıyorlardı. Biz de onları avlamayı öğrenmeliydik. Ni piao liang. Bu sen güzelsin demekmiş. Aa, çok naziksin. Sana demiyorum ya. Termalize plazma kartuşları yeniden yapılandırmadan önce sessiz altı sübaplarını çıkarman gerekiyor. Ne güzel. Çok biliyorsan elindekini bırak yardım et. İşte orada. Yine başladı. Kimyasal tepkime feromonlar ve vücudumdaki bütün kan beynime hücum ediyor. Beynine öyle mi? Gidip onunla tanışacağım. Tabii, keyfine bak. Hay aksi! Evet. Çin'in gönderdiği pilot sen olmalısın. Şu koca bayraktan mı anladın yoksa? O da var. Ayrıca seni Çince konuşurken duydum. Neyse, birlikte bir şeyler içmek ister misin? Ya da aşık olmak filan? Sen bu işler için küçük değil misin? Ben tam 23,5 yaşındayım. Personelin dikkatine, acilen görev yerlerinize geçin. Personelin dikkatine, acilen görev yerlerinize geçin. Ana silahı hazırlayın. Bana güvenlik konseyini bağla. Emredersiniz. Ve ekrana ver. Efendim? Evet. Bu şimdi geldi. Uzay gemisiymiş. Sayın Başkan, ülke liderleri bağlandı. David, bunu görüyor musun? Evet Sayın Başkan, ben de ona bakıyordum. Saldırma niyetinde olabilirler. İlk vuran biz olmalıyız. Aa, durun, bekleyin lütfen. Bana göre... Bu geminin tasarımı ve teknolojisi daha önce bize saldıranlara hiç benzemiyor. Emin olun bu onlardan değil. Peki ya yanılıyorsan? Eğer siz yanılıyorsanız yepyeni bir türe savaş açmış olabiliriz efendim. Şu anda Satürn'deki üssümüzün yok edildiğini biliyoruz. Sayın Başkan, koordine bir saldırı olma ihtimali çok yüksek. Silahı atış durumuna getirin. Emredersiniz. Tedbirli olup direktör Levans'ına dinlemeliyiz. Konseyin diğer üyeleri ne düşünüyor? Daha fazlasını öğrenene kadar bekliyorum. Bence kararlı olmalıyız. Saldıralım diyorum. Benim oyum da saldırmaktan yana. Sayın Başkan, emrinizi bekliyorum.
Vurun onları komutan. Hedefe kilitlendik. Bence bu hata oldu. İsterseniz biraz daha bekleyin. Hemen görüntü alın. Van de Graaff kraterine düştü. Yaşam belirtisi gözlenmiyor. Umarım doğru olanı yapmışızdır. Sayın Başkan, enkazı incelemek için Ay'a bir ekip göndermeliyiz. Az önce kimi vurduğumuzu öğrenmemiz gerek. Yaşam belirtisi yok ve hedefte etkisiz halde. Ekip gönderebiliriz ama David'in burada başkentte olması gerek. Yapmayın. Bu işe siyaset karıştırmasak benim oraya gidip neler olduğunu öğrenmem gerek. David, ekibi yönetebilirsin ama kutlamalardan sonra. Başkanı duydun. Seni en güzel gülüşünde yanımızda görmeyi bekliyorum David. En güzel gülüşümü mü istiyorsun? Suratıma mı kapattı o? Evet, biraz öyle oldu efendim. Nereye gidiyorsun? Jack, bunu iyice bir düşün bence. Evet, herkes dışarı çıksın. Ben gidiyorum. Dur bekle. Bizim çekici uçacak halde değil. O yüzden Mike'ınkini alacağız. Bu jungle hiç hoşuna gitmeyecek. Bu akşam saat 9 sularında Dünya Uzay Savunma Birimi gezegenimizi hedef alan bir uzay gemisini püskürtmeyi başardı. Onlar değildi. Bundan emin olamazsın. Onlar değildi dedim. Bunu dünyaya açıklamalıyım. Efendim, ilaç saatiniz geldi. Genelkurmay başkanıyla konuşmam gerek. Matthew, bize biraz izin verir misin lütfen? Vaktini bu delirmiş ihtiyar için harcamamalısın. Benim için pilotluğu bıraktın. Uçmayı ne kadar sevdiğinin farkındayım. Jack'le olman gerek. O ayda unuttun mu? O zaman başkanın yanında olmalısın. Başkanın yanındayım zaten. Bak, geri geliyorlar. Ve bu kez onları durdurmayı başaramayacağız. İntikamını alacağım kardeşim. Dur bekle, fatura vermedi. Peki bu adamı nereden tanıyorsunuz? Tatvişe Whitmore'un nişanlısı. Çok teşekkür ederim. İyi iş çıkardın Thomas. Sağ ol. Biri taksimi çağırdı. Geldiğin için sağ ol Jack. Sorun değil. Yalnız hemen yola çıkmalıyız çünkü bu şeyi yürüttüm. Ben de geliyorum. Olmaz çünkü bu uzay savunma operasyonu. Sivillerin binmesi yasak. Özellikle de savaş pilotlarının. Seni oraya götürdüm. Bu iyiliğime karşılık vermen akıllıca olur. Uno bi fika. Komaliza vitahi. Kabla yazatena. Hayda, nereye gidiyor ki? Ben de geliyorum. Getrin. Bak, bir şey onları buraya çekti. Ve ben de ne olduğunu bulacağım. Affedersiniz, direktör Levinson. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Sen de gel Flört, dolmuşa döndü zaten. Senin için de iyi olur. Hayır, hayır olmaz. O şeye ne ben ne de siz bineceksiniz, tamam mı? Burada kalacağız ve yarım Merhaba. Uzay gemisine ilk binişim. Bilmem gereken bir şey var mı? Hem de çok şey var. Emniyet kemeri. Doğru ya. David, otursana şuraya. Sahi mi? Buraya mı? Ne o, gergin misin? Uçmak pek bana göre değil. Merak etme, hiç kaza yapmadım. Yani birkaç gün uçmuş. Gerçi uçmam yasaktı. Hadi ya. Evet, kalkıyoruz. Ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum. Kötü değilmiş. Daha
Daha füzyon motorlarını çalıştırmadım ama. Ha? Ve umutların kaybolduğu o en karanlık günlerde pes etmek yok dedim. İnancımızı korumalıyız. Ve o anda birdenbire pat diye kafamda bir şimşek çaktı. İşte o gün dünyayı kurtaracak olan fikir aklıma geldi. Neyse. Bayım. Ne? Ah, uyandı işte. Günaydın. Kitabın neredeyse bedava. 9.95. Torunlarınız için harika bir hediye. Tabii o kadar şanslıysanız. Gitmeye hazır mısınız Baycuk? Aman acele etmeyin. Baba uyanık mısın? Kutlamaları beraber izleriz diyordum. Matthew! Ne oldu şimdi? Eski ana geminin enkaz alanından geçiyoruz. Merak etme. Bu çekiciler uzay tankı sayılır. Uzay tankı ha? Van der Graaf kraterine varmak üzereyiz. İşte orada. Düştüğü yer burası. Bugün burada tam 20 yıl önce imkansız gibi görünen bir ihtimali gerçekleştirerek işgalci uzaylılara karşı bizi zafere götüren cesur insanlarla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. General Gray ve güzeller güzeli eşi Audrey. Gösterdiğiniz olağanüstü liderlik için Jeffrey, size minnettarız. Leon'sun hangi cehennemde? Ne arıyoruz peki? Gördüğümüz zaman anlayacağımızı umuyorum. Onların gözünden görebilir miyiz? İstersen konuşabilirsin de. Güzel dövmeler. Kaç uzaylı öldürdüğünü gösteriyor, değil mi? Peki nasıl yapıyorsun? Onlara arkadan saldırmam gerek. Catherine, sanırım seni şu garip şekillerinden birini buldum. Charlie, merkeze söyle 51. bölgedeki laboratuvar hazırlasınlar. Yukarıdan nasıl görünüyor Yüzbaşı Hiller? Dünyanın ne kadar güzel olduğunu görmek insanı hayrete düşürüyor. 1996 yılında bugün Başkan Whitmore büyük bir tutkuyla bize sessizce karanlığa gömülmeyeceğiz dedi ve gömülmedik. Bakın Başkan Whitmore! Bu ne güzel bir sürpriz. Bayanlar baylar, bir başka büyük kahraman da aramızda. Eşi benzeri olmayan eski başkan Thomas Whitmore. Hadi bize bir şeyler söyleyin. Bugün burada... O yaşan anlarım. Sizi uyarmaya geldim. Daha büyük. Aman Tanrım. Charlie, bizi alsan iyi olur.
Ne kadar çabuk o kadar iyi. Hatta bir an önce. Tamam geliyorum. Herkes kemerini taksın. Biraz sallanacağız. Charlie hadi ama neredesin? En büyük kabusuma doğru uçuyorum. Önce aydaki uydularımızdan geldi. Geminin yarıçapı 5000 kilometreden fazla komutanım. Bunu nasıl kaçırdık biz? Tüm savunma sistemlerini devreye sokup kutlamaları durdurun. Dikkat, dikkat. Bekler, çabuk olun, çabuk. Çıkarın başkanı buradan. Lütfen sakin ve düzenli bir şekilde binayı terk edin. Tekrar ediyorum. Lütfen sakin ve düzenli bir şekilde binayı terk edin. Gitmeliyiz. Potan şey almadan olmaz. Ha, bunu söyleyeceğini biliyordum. Charlie kolları çalıştır. Konuş benimle Charlie. Neler oluyor? Lanet olsun. Ne demek lanet olsun? Elinden geleni yapıyorum demek. Bırak söylenmeyi de yakala şunu. Tam üzerimize geliyor. Sıkı tutunun! Sız kaybediyoruz. Tanrım, kendi yer çekimi var bunun. Bu da ne demek? Çekiciyi kullanamıyorum demek. Yani bunun altında mı kaldık? Ana silah çalıştı. Silah hedefe kilitlendi. Ateş! Çarpışma etkisiz. Çarpışma etkisiz. Saldırı izni bekliyorum. Olumsuz, olumsuz. Patlama bölgesini boşaltın. Ana silah hazırlayıp tekrar ateşleyin. Üzerimizde bir şeyler oluyor. Komutanım. Boşaltın! Herkes dışarı! Koşun! Çocuğum! İçinde dünya atmosferine girmesi bekleniyor. Şu anki hızını değiştirmezse çarptığında dünyayı ikiye bölecek. Buna izin vermeyeceğiz Tenor. Yörünge savunma sistemini çalıştır. Emredersiniz. General Adams, ateşleme için hazırız. Aynı anda geri sayım işlemine başlayın. Anlaşıldı merkez. Senkronize ediyoruz. Geri sayım başlatılıyor. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. General, Pasifik Asya savunma sistemi ateş edemeden devre dışı kaldı. Evet efendim, anlaşıldı. Jake yaşıyormuş. Haydan bizimle bağlantı kurdu. Levinson'la birlikte 51. bölgeye gelmek üzere yoldalar. Şu her gün uçağı sizi almak için hazır bekliyor. Sayın Başkan, babamı Şayan Dağı'na götürür müsünüz? Evet, tabii ki. Seninle geliyorum Peti. Baba! Bana ihtiyacın olacak. Bizim için dua edin. Efendim, gitmeliyiz artık.
Hemen müdürümle konuşacağım ve istediğimiz paranın ödenmesini sağlayacağım. Bu yeşil ışıklar da ne? Tahliye etmek için 20 dakikadan az bir zaman var. Çabuk olun. Peki efendim. İki hasta hala ameliyatta. Ameliyat biter bitmez hazırlayın hastaları. Yardım edin. Merak etme canım, seni bırakmayacağım. Yukarı çıkanlar elbet aşağı inecek. Merak etmeyin, kontrollü dalış yapıyoruz. Düşüyoruz, buna düşmek dedim. Hayır, kontrollü dalış. Ettin mi? Yani. Evet, ben de öyle. Çukura buradan girebiliriz. Emin misin? Hı-hı, kesinlikle. İşte tam burası. Giriş için en iyi yer. Tamam, anladım. Kaptan, bütün gemilerin bölgeden çıkması isteniyor. O gemide yüzlerce milyon dolar değerinde altın var. Bırakacağımızı mı sanıyorlar? Delirdiler herhalde. Kapitan, şuna bir baksanız iyi olur. Sen al. Orada buluşuruz. Benim birini görmem gerek. İyi şanslar. İyi misin? Annem Londra'da yaşıyordu. Belki kurtulmuştur. Evet, belki de. Babam mı? Baba, neredesin sen? Teknemde, nerede olacağım? Evet, bu seferki kesinlikle çok daha büyük. Görebiliyor musun ki? Ha? Beni dinle. Tekneyi bırakıp bir an önce karaya çıkmalısın. Baba! David Payment!
yaptık işte. Çatısında tahliye edilmesi gereken insanlar var. Yanındayım, korkma. Hadi gel, hadi gel. Bebeği ona ver. Merak etme, korkma. Lütfen dikkat et. İyi olacaksınız, bebek onda. Hadi anne, çabuk ol. Hemen gitmemiz gerek. Aferin kızım. Anne, çekin onu. Çekin hadi. Olamaz. Hayır anne. Sayın Başkan. Uzun zaman oldu. Teşekkür ederim. David Davidson burada mı? Daha gelmedi. Ama Morrison'ın aracı 10 dakikalık mesafede. Bizimle hapishanede buluşsunlar. Onlardan birini sorgulamalıyız. Ne böyle? Daha da kötüleşmişler. Çok daha kötü. Sayın Başkan. Doktor Okun. Uyanmışsınız. Hem de nasıl. Neden çığlık atıyorlar? Yok. Hayır. Onlar çığlık atmıyorlar. Kutlamayı yapıyorlar. Komutanım, mahkum hücrelerinden biri yalıtım odasına bağlanıyor. Babam nerede? Sanırım oraya girdi. Silahları alın, çabuk olun. Çabuk! Uzaylı silahlarımız mı var? Yalıtım odası devreye girdi. Oraya nasıl girebildi? Baba çok tehlikeli bu. Çıkarın onu oradan. Kilidi bozmuş. Efendim lütfen kapıyı açın. Benim için endişelenmeyin. Alabildiğiniz kadar cevap almaya bakın. Hayır durun. Whitmore kendini içeri kilitledi. Öldürecek onu. Yeter artık. Çekilin, öldürün şunu.
nefes alıyor. Biri doktor çağırsın. Öldü mü? Söyledim sana. Onlara arkadan saldıracaksın. Daisy, ağlama artık. Korkuyor, tamam mı? Annemi istiyorum. Bulacağız onu. Tabii yaşıyorsun. Kes sesini Felix, yeter artık. Senin daha ehliyetin bile yok. Etrafına baksana. Bizi çevirecek kimse var mı sence? Radyoda iç bölgelere gitmemi söylendi. Ben de öyle yapacağım. Teknede bir adam var. Şu anda duramam, tamam mı? Ama hareket etti. Ona yardım etmeliyiz. Sen durdur arabayı. İnanılır gibi değil. Çabuk olun, tamam mı? Sadece bayılmış galiba. Bence bu şeyin onlar gelmeden hemen önce ortaya çıkması tesadüf olamaz. Bence de. Bırak iş. Yatakta olman gerek bebeğim. Nereden buldunuz bunu? Bunu vurduğumuz o ilk gemiden aldık. Bu şeyi açmamız gerek. Direktör Demas'ın lütfen komuta merkezine gelin. Herhangi bir şey bulur bulmaz bizi çağır. Hadi çabuk olun. Çabuk. Bebeğim, yeniden çalışman beni çok mutlu ediyor. İnan. Ama sana bir pantolon bulmalıyız. Pantolon mu? Devam edin. Popomun ortada olduğunu neden söylemiyorsun? Geminin kızılötesi görüntüleri geldi komutanım. Bu noktalar ne sence? Uzaylılar olmalı. Bu kütle ne peki? Şu kısmı büyütün lütfen. Demek bu yüzden o mahkum uzaylı... O her şey dedi. Direktör Levinson, Cheyenne Dağ ve diğer ülke liderleri şu anda attı. David, bir şey öğrenebildin mi? Efendim, kovandaki arılar gibiler ve kraliçelerini de bulduk. Çok büyük bir kraliçe. Bu geminin kızılötesi görüntüsü ve şu ortadakinin de kraliçe olduğunu sanıyoruz efendim. İnanılır gibi değil. General Adams, keşif uçağımızdan canlı görüntüler geldi efendim. Güzel, ekrana ver. Emredersiniz. David, bu bize bahsettiğin sondaj çalışmalarından biri mi? Evet, sanırım öyle. Borunun yarı çapı 2 kilometreye yakın efendim. Bu Afrika'dakinden 20 kat daha büyük. Galiba yer çekirdeğimizin peşindeler. Eğer onu almayı başarırlarsa manyetik alan kalmayacağı için atmosferimiz buharlaşacak. Bu da gezegendeki yaşamın sonu olur. Yani işimiz bitti diyorsun. O hiç belli olmaz. 96 yılındaki sondaj... Ana gemilerini yok ettiğimiz zaman durmuştu. Demek yukarıda varlığını bilmediğimiz bir kraliçe varmış. Bu arı kovanı teorimiz doğruysa kraliçe arıyı havaya uçurmak bizi yine kurtarabilir. Peki o zaman. Size öncelikli saldırı için gerekli izni veriyorum. Bitirin şu işi. Avcıları hazırlayın. Emredersiniz. Hazır et. Dikkat. Tüm pilotlar 10 dakika içinde briefing alanında olsun. Tekrar ediyorum. Tüm pilotlar 10 dakika içinde briefing alanında olsun. Gel. Briefingten sonra beni bul, tamam mı? Gözümün önünde oldu Jack. Onu kurtaramadım. Geç kaldım. Bak, bunları duymak istediğin en son kişi benim, farkındayım. Ama benim de başıma geldi. Ne kadar acıttığını bilirim. Pes etmeni ister miydi sence? Hadi oğlum, bize liderlik et.
yukarıda görüşürüz Teğmen. Evet arkadaşlar. Geminin üstündeki bu kırmızı kütle hedefiniz olacak. Önce bir drone filosu gönderip kalkanlarını devreden çıkaracağız. Göreviniz, soğuk füzyon roketi taşıyan bombardıman uçaklarını ne pahasına olursa olsun korumak. Patlama geminin gövdesini delip kraliçeyi öldürecektir. Yüzbaşı Yıllar planla ilgili detayları verecek. Hepimiz aynı anda oraya ulaşmaya çalışacağız. Ancak hedefe ilk kim ulaşırsa bombaları bırakacak. Ellerindeki tüm silahlarla bize saldıracaklarından emin olun. O yüzden her şeyinizde bombacıları koruyun. Hepimiz sevdiklerimizi kaybettik. Onlar için savaşalım. Alfa saldırısı için kalmışa bir dakika. Jake. Geri döneceğim. Sana söz veriyorum. Bitir işleri de. Oraya arkadaş edinmeye gitmiyorum. Gönderdiğin evlere baktım. Harrison sokağındaki ev. Taşlı girişi olan. Tabii yerindeyse. Evet, artık iş ciddiye bindi. Cidden ciddiye bindi artık. Pekala, hazır olun. Ve beni izleyin. Bugün 4 Temmuz. Havayı bir şekildir görsünler. Kılıçlarından birini verip bildiğin her şeyi öğretmeni istiyorum. Öyle olsun. Başımın çaresine bakarım ben. Ne yapıyorsunuz burada? Dünyanın sonu geldi. Daha da kötüsü altınlar gitti. Bu yüzden içelim dedik. Amerikan hükümeti attı. Uzaylıların yer çekirdeğini çıkarmaya çalıştığını, bunu izleyecek bir gemi aradıklarını söylediler. Ve sadece biz kaldık. Yapacağımızı söyle. Ama 100 milyon dolara. Suratına bak. Peki, bekleyin biraz. Sarhoş oldu. Tamam dediler. Tamam, halledeceğim. Bak sen, herkes yoldan çıkıyor. Belki biz de öyle yapmalıyız. Lanet olsun. Ne oluyor burada? Seni kurtardık. Teşekkür ederim. Bu sen misin gerçekten? Herhalde ben. Kim olacaktı ki? Oğlunuz nasıl biri? Ondan imza alabilir misiniz? Sık sık görüşür müsünüz? Bu aralar sadece şükran günlerinde bir araya geliyoruz ama... geçen yıl onu da iptal ettik. Peki ya siz? Aileniz nerede? Florida'ya büyük babamlara gitmişlerdi. Anlıyorum. Sizce nereye gitmeliyiz? Şu anda bizim için gidilecek en güvenli yer Dave'in yanı olacaktır. Bu konuda en yetkili uzman siz olduğunuz için bunu görmenizi istedim. Nasıl bu kadar güçlü bir bağ kurabildi ki? İlk saldırı sırasında. Onların zihinlerine maruz kalmıştı hem de hiçbir koruyucu olmadan. Bunu ona da sormam gerek. Ben sordum bile ama bunları çizdiğini hatırlamıyor. Pekala, şu bebeği bir deneyelim bakalım. O şeyin getirilmesinde benim de katkım oldu. Yapabileceğim bir şey var mı? Evet. Geri çekilmek. Evet, tabii.
Merkez, hedefi gördük. Anlaşıldı yüzbaşı Yıldır, yaklaşmayı sürdürün. Görev devam ediyor. Bölümde. Neden ta oraya sakladınız ki? Ver şunu bana. Bir de merdiven getirin. Hadi çabuk. Alt raflara koysaydınız bari. Hadi bakalım. Evet, sana geldim bebeğim. İşte burada. Nedir o? Uzaylı lazeri mi? Hayır. O bir Oaken lazeri. Neden saldırmıyorlar? Ne istediğine dikkat et. Kraliçenin gemisi orada. Bombacılar hazır olun. Son ağzını yapmasan olmazdı. Kaçın, kaçın! Takım geri çekin. Sağa dönün. Savunma pozisyonunuzu koruyun. Aşağı, aşağı, aşağı. Bombacıları koruyun. Kraliçenin gemisi çok iyi korunuyor. Tekrar toplanıp yeni bir yol bulmalıyız. Misafirlerimiz var. Çok hızlı bunlar. Tanrım, şunların silahlarına bakın. Evet, elimdesin artık. İşim bitti, işim bitti. Onları atlatamıyorum, lanet olsun. Hansi, bana yardım et. Geliyorum. Dylan, 12 yönündeki benim. Hadi, hadi. Sola dön. Teşekkür edersin. Hayır, şimdi edeceğim. Bombacı 9'u kaybettik ve 13'te düştü komutanım. Merkez, geminin üstüne çıkamıyoruz. Çok iyi korunuyor. Sinek gibi alıyorlar bizi burada. Lanet olsun. Bence içine girmemiz gerek. Ama bu intihar oluyor, general. Lanet olsun. Morrison haklı. Tek şansımız bu. Girin. Bombaları komuta merkezinden patlatır. Size de çıkmak için yeterli süre veririz. Anlaşıldı. Jack, beni takip et. Arkandayım. Bombacılar, içeri giriyoruz. İşimizden gelmediler. Liderlerinizi takip edin beyler. Liderlerinizi takip edin. Charlie, aşağıdaki araziyi görüyor musun? Kendi ekosistemleri var. Baba, sakin. Onları uyarmalısın. Kraliçe geldiklerini biliyor. Hedef görüş alanımızda hazır olun. Buraya bunun için geldik. Bombacılar, bomba kapaklarını açın. Çıkarın onları oradan. Tuzak bu. Hadi ya, çalışsana. Merkez, motorumda sorun var. Motorlar çalışmıyor. Tekrar çalıştırmayı deneyin. Düşüyoruz, düşüyoruz. Çalıştıramıyorum. Hadi. Tüm gücü kaybettin. Merkez, bombaları ateşlemeniz gerek. Başka yolu yok. Boşuna ölmemize izin vermeyin. Hadi. Sayın Başkan, izninizi istiyorum efendim. İzin verildi. Ateşleme işlemi başlatıldı. Kalkış, savunucu
Ben de sizi seviyorum. Ve 5, 4, 3, 2, 1. Bağlantı kesildi komutanım. Durun. Bir şeyler oluyor. Tuzağına düşürdü bizi. Tanner, artık bir durum raporu almamız gerek. Deniyoruz ama uydular çalışmıyor. Tamamen karanlıktayız. Teslim olmayacağız. Dikkat edin, kristalleri bozacaksınız. 94 yılında tasarlamıştım bunu. Ama rafa kaldırdık. Üçüncü sektörde erimeye yol açtı da. Şuraya koyun hadi. Bırak iş. Kendini fazla zorluyorsun. Bu şeyin burada ne işi var? Hadi uslu bir çocuk ol ve git orada bekle. Dur bir dakika. Ne erimesi bu? Bunun güvenli olduğundan emin miyiz? Hayır, hiç değiliz. Boşaltın. Filonun son durumu nedir? Sadece %7'si kurtulabildi komutanım. %7'si mi? Evet efendim. Komutanım, Cheyenne Dağı'nı kaybettik. Başkanlık vekalet sırasındaki 17 üyeninde ölmüş olduğu sanılıyor. Size yemin ettirmeye geldiler. Asker, hazır ol! Söylediklerimi tekrar edin. Ben Joshua T. Adams. Ben Joshua T. Adams. Şerefim üzerine yemin ederim. Şerefim üzerine yemin ederim. Çok üzgünüm Patty. Haklıydın. Bu kez onları yenemeyeceğiz. Şu sıraya bak. Neredeyse 1000 araba var. Benzin alamayız buradan. Umudunu kaybetme. Umuttan mı bahsediyorsun bana? Annem ve babam büyük ihtimalle öldü. Tabii çoğu arkadaşım da. Erkek arkadaşı Kyle'ın da işi bittiği için bu kadar üzgün. İşi bitti ne demek? Ölmüş demek yani. Felix. Hadi kenara çek arabayı. Bırak da ben kullanayım. Biraz dinlenirsin. Peki. David, komuta merkezinde olman gerekiyor. Başkan Whitmore, Tanrı'ya şükür iyisiniz. Uzun zaman oldu. Bizi hazırlamak için önümde 20 yıl vardı. Yine de hazırlıksız yakalandık. Geçen sefer de öyleydi. Geri döneceklerini biliyorduk. Ama ne kadar yol aldığımıza bir bak. Son 20 yıl içinde tüm gezegen insanlık tarihi boyunca görülmemiş bir şekilde bir araya geldi. Kutsal olan bu. Savaşmaya değer olan bu işte. Koca bir nesli bu savaşı kazanabileceğimize inandırdık. Onlar da bize güvendi. Onları yarı yolda bırakamayız. Geçen sefer şansa kazanmadık. Nedeni kararlılığımızdı. Son nefesimize kadar
savaşmak zorundayız. Bizi zafere götürecek olan bu. Onların dilini biraz anlıyorsunuz. O yüzden bu semboller sizin için bir anlam ifade ediyor mu bilmek istiyorum. Örneğin bu ne anlama geliyor? Bu sembol galaksiler arası bir savaşı anlatıyor. Bütün evreni ilgilendiren bir savaşı. Peki ya bu sembol? Bir düşmandan söz ediyor. O bizi bulmadan yok edilmesi gerekiyormuş. Bir dakika. Brezilya'da bir vakayı araştırmıştım ve oradaki hastam daire sembolünü korku olarak tanımlamamıştı. Daire ona göre düşman demekti. Tabii ya. Onların düşmanı bizim dostumuzdur. Lazerinden duman çıkıyor. Eyvah. Çıkarın şunu buradan. Çekip açmaya çalışmasını söyle. Merhaba güzelim. Ne sırlar sakladığını öğrenmenin vakti geldi. Pekala, git herkesi çağır, buraya gelsinler. Tamam efendim. Çocuklar, bunu mutlaka görmelisiniz. Yapılabilecek tüm taramaları yaptım. Herhangi bir sinyal göndermiyor. Hem de hiçbir şey. Sanki böyle bir madde yok. Kendini saklamaya çalışıyor gibi. Ne kadar da pürüzsüz. Baba, eldivenin yok. Mikrop bulaştıracaksın. Çek ellerini Floyd. Çok garip. Çekemiyorum. Ne demek çekemiyorum? Razumur. Evet. Kapını kısıldım. Biriniz yardım etsin. Yutuyor bu beni. Sakin ol ve panik yapma. Beni yemeye çalışıyor ve senin tavsiyen panik yapma mı? Lütfen bana bunun bir çeşit Truva atı olmadığını söyle. Bizim için bir tehdit olduğunu sanmıyorum. Ama onlar için olmalı. Şu çocuk dokunarak onu çalıştırdı. Müzik imzanızın diğerlerinden farklı olduğunu algılayınca kendimi aktif hale getirdim. Konuşuyor da. Bizim dilimizde. İlkel dilinizi çözmek zor olmadı. Biz ilkel miyiz? Doğru.
Türüm bundan binlerce yıl önce biyolojik varlığını sanal olanıyla değiştirmeyi başardı. Aferin size. Neden geldin buraya? Yardım çağrılarını aldığım zaman sizi yok etmek için geri döneceklerini anladım. Buraya gelip kurtarabildiğim kadarınızı tahliye etmek istedim. Ama bize karşı kullandıkları silahlarla bana saldırdınız. Size de mi saldırdılar? Doğru. Bir hasat gemisi gezegenimizi işgal edip yer çekirdeğimizi çıkardı. Onları yakıt sağlamak ve teknolojilerini geliştirmekte kullanıyorlar. Sayısız medeniyete de aynı şeyi yaptılar. Binlerce yıl onlarla savaştık ama tüm gemilerimizi yok ettiler. Sadece ben hayatta kaldım. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Bir planın var mı? Sistemim üstün bir teknolojiye açılan bir anahtar barındırıyor. Ayrıca onlardan sonsuza dek kurtulmak için diğer gezegenlerden kaçmayı başaranları eğittiğim ve silahlar ürettiğimiz bir gezegen var. O yüzden senden korkuyorlar. Onların neslini tehdit eden bir tek siz varsınız. Doğru. Ama aktif hale geldiğim için kraliçe sinyalimin yerini saptayıp peşime düşecektir. Artık çok geç. Çoktan yola çıktı bile. Evet. Buraya geliyor. Peki bir şekilde onu öldürebilirsek ne olur? Daha önce hiç kimse kraliçe öldüremedi. Moral verdin bize. Eğer bir kovansa onunla beraber avcıları da ölür, diğer kraliçelerin çağrısıyla gemi gezegeni terk ederdi. Ama çok geç kaldık. Beni yok etmelisiniz, yoksa mülteci gezegeninin koordinatlarını öğrenir. Bu da her şeyin sonu olur. Dur biraz. Seni bulmaya geleceğinden bu kadar eminsek ona... bize yaptığı gibi bir tuzak kurabiliriz belki. Sayın Başkan, Doktor Okun Küre'nin RF radyasyon sinyalini kopyalayabileceğimizi düşünüyor. David, anlayacağım dilde konuş. Her bilgisayarın radyoaktif bir imzası vardır. İster laptop, ister telefon, ister saat olsun. Ama Küre'nin RF radyasyonu inanılmaz derecede yüksek. Yani gerçek Küre'yi alıp yalıtım odasının içine saklar ve sahte sinyal vericisini de soğuk füzyon bombalarıyla dolu bir çekiciye yükleyip ıssız bir bölgeye gönderebilirsek... onun asil kıçında bombayı patlatırız ve bon voyage! Soğuk füzyon bombalarını patlatırsan buradan Houston'a kadar herkesi yok edersin. Eğer üstteki kalkan jeneratörlerini kullanıp patlamayı hapsedersek etmeyiz. Kalkanımız olmayacaksa üstteki herkese bir lazer silahı verip uzaylı vurmaya hazır olmalarını söyle. Emredersiniz. Şimdi onun gelişini takip etmenin bir yolunu bulmalıyız. Beni izleyin. İş başına. İş başına. Ha doğru, iş başına. Örtüyü kaldırın. Emredersiniz. Dikkat et. Bu eski radar kamyonu müzeye bağışlanmak üzere hazırlandı. Ama gelip almadılar. İyi ki de almamışlar. Hadi onu olabilecek en yüksek yere taşıyın. Emredersiniz. Beyler bakın ambarda ne buldum. Belki bununla iletişim kurabiliriz. Antenini tak hadi. Neydi bu? Sondaj dış kabuğu kırmaya başladı ama bu noktaya gelmelerine daha... hata yapmışız. Çekirdeğe ulaşmalarına 7 saat değil. Aslında sadece 1 saat var. Haber verin. 51. bölge, 51. bölge. Duyuyor musunuz? Yani amacımız sahte verici sayesinde onun çekicinin peşine düşmesini sağlayıp Tuz Gölü'nün oralara bir yere çekmek. Ve yeni yakaladığı anda da soğuk füzyon bombalarımız devreye girecek. Mucize peşindeyiz. Ama işe yarayabilir. Yalnız bir sorun var. Bildiğiniz gibi tüm uydularımızı yok ettiler ki bu da çekiciyi birinin uçurması gerektiği anlamına geliyor. Çok büyük bir fedakarlık istediğimin farkındayım, emin olun. Ama siz elimizde kalan son pilotlarsınız. Ve bir gönüllüye ihtiyacım var. Bitirelim şu işi. Ben gönüllü olurum. Hayır, olmayacaksın. Ben yapacağım. Sayın Başkan... Ne yapıyorsun sen? Betty, birçok nedenden ötürü en doğru seçim benim.
Sizin göreviniz yeniden toparlanmak olacak. Benim rolüm bu. Matthew, o çekiciye binmesine izin ver. Anladın mı beni? Yürüsene be kardeşim! Biraz daha yavaşlarsak geriye doğru gideceğiz. Enayilik etme, benzini dikkatli harcamalıyız. 51. bölgeye daha 120 kilometre var. Ve boş depoyla gidiyoruz. Bakın ne varmış burada. Kim var başınızda? Hiç kimse. Şoförümüz bizi bırakıp Minnesota'ya gitti. Yani öyle çekip gitti mi? Kız arkadaşıyla sevişmeye gidecekmiş. Evet! Kalkıyoruz! Dur dur bekle, arabamız ne olacak peki? Ehliyet aldığın zaman yenisini alırız. Hadi herkes otobüse! Generale hazır olduğumuzu söyle. Buraya getirin. Çevirin şöyle. Tamam, çalıştırın. Radar çalışır durumda komutanım. Aşağılık yaratık. Evet, hızla yaklaşıyorlar. David. Büyük bir ateş altında kalacağız ve hazırlanacak çok vaktimiz yok. Bana rakam verin Sayın Başkan. Kraliçenin gelmesine 9 dakika, sondajın çekirdeğe ulaşmasına da yaklaşık 22 dakika var. Lanet olsun. Herkes yerlerine, kaydedecek tek bir saniye yok. Sizce başarabilecek miyiz? Hem de öyle bir başaracağız ki. Bu şey senin balandan çok daha havalı. Affedersiniz, özür dilerim beyler, benim hatam. Ne kimse var mı bakayım? Jake! Korkutacak zamanı buldun. Affedersin. Ah, sorun değil. Seni gördüğüme sevindim. Ben de seni dostum. Kurtulduğunu sanmıyordum. Neden ki? Yani ne bileyim. Uzun zamandır avcı uçurmuyordum. Ben de... Neyse, yaşıyorsun ya. Önemli olan bu. Yeter bu kadar sohbet. Duyacaklar. Onlar da kurtulmuş. Hala bağırıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz? Gidip saldıracak mıyız? Jake, ne yapıyorsun sen? Siz şu avcıları çalın. Beni bırakmayın ama. Bekle. Bakar mısınız? Aşağıdayım. Aferin size. Bakın ben aslında kin tutan biri değilim ama... ...ailemi öldürdünüz. O yüzden size bir ayrıcalık tanıyacağım çocuklar. Charlie, Ray, siz ilk avcıyı alın. Ne zamandır tutuyordum da... Teknolojisi hiç değişmemiş bunların. Silahları hazırlayın. Yeni arayüz ha? Jake'in başı dertte. Gidelim. Çok alçaktan uçuyorsun Ray. Kaçsaydın keşke. Çekil oradan Jake. Al bakalım. Yardımın için sağ ol. Ne demek? Kalk da yerine geç. Kullanmak istemiyor musun? Hayır, ateş etmek istiyorum. Pilotlar, lensizlerinizin altıncı kanalını açın. Hadi bakalım beyler. Siz de önden gidin. Biz arkanızı kollarız. Kapılar kapanıyor, kapılar kapanıyor. Jake, neredesiniz? Geliyoruz. Ray, ne kadar var? En fazla 20 saniye. Hayır, Ray, dur, soladım. Gitmemiz gerek. Hayır, kimseyi geride bırakmayacağız. Başka kimse ölmeyecek bugün. Benimle misin? Seninleyim. (Gülüyor)
kafası çok karışık. Şeyin hemen gidin dedim. Üzgünüm komutanım ama hayatta olmaz. Hadi. Dylan, eğer buradan çıkamazsak... Şunu bilmeni isterim ki... Eğitimdeki kaza için çok üzgünüm gerçekten. Eğer buradan çıkamazsak sen de şunu bil, ben o attığım yumruk için hiç de üzgün değilim. Aferin sana Charlie. Burası temiz, siz çıkın, arkanızdayız. Daha hızlı Rain, daha hızlı. Sıkı tutun kardeşim. Jake, çıkabildiniz mi? Rain, çıktılar mı? Gördün mü? Bilmiyorum. Jake. Özledin mi beni? Bunu nasıl yaparsın? Sen... Ben siz yalnız kalacağını söylemiştim. Pekala havacılar, artık tüyelim buradan. Zaman azalıyor, gitmemiz gerek. Şimdi Birleşik Devletler Hükümeti'nin bir açıklaması yayınlanacaktır. Dünyanın dört bir tarafında birçok insanın radyoları başında haber beklediğini biliyorum. Vatandaşlarımız ve herkes bilmeli ki bu belki de insanoğlunun son direnişi olacak. 12 dakika içinde yapacaklarımız insanlığın geleceğini belirleyecek ya da bitirecek. Tüm dinleyenlere sesleniyorum. Milliyetiniz, renginiz ya da ırkınız ne olursa olsun lütfen bizim için dua edin. Birçok farklılığımız olsa da aslında hepimiz biriz. Ve başarılı olsak da, olamasak da... Bununla birlikte yüzleşeceğiz. Tek vücut olarak. Uzak operasyonu 6 saniye içinde başladı. Patricia! Patricia! Ne oldu? Baba, birden bayıldı. Benimle gel çabuk. Uçakların yakıt ikmali yapıldı ve kalkışa. Nerede o? Bunu bir arkadaş olarak istedi. Bir baba olarak. Baba! Tuzak konvoyu. Pozisyonunuzu alıp bekleyin. Burada başkanın uçağına bindiğin yazıyor. Başkanla tanıştın mı? Babam aslında uzaya çıkmadığını, bunların hepsinin palavra olduğunu söylüyor. Aa, öyle mi? Baban şapşalı teki. Bekle. Sen de duydun mu? Benimle dalga geçtiklerini. Hayır, şu sesi. Gelmek üzereler. Teması 10 saniye kaldı. Önce topu hedef alacaklardır. Fazla atış şansımız yok. O yüzden çok dikkatli olun. Emrimi bekleyin. Füzyon motorunu dolduruyoruz. Daha %32'de. Bu yeter de artar. Yeleğini ver. Komutanım, artık hazırız. Pekala tam. Kalkışa hazırız. İşaretimle sahte vericiyi çalıştır. 3, 2, 1. Konvoy kalkışa geçsin. Koruma ateşi açın. Hemen. Şimdi tam, şimdi. İşe yaradı. Kraliçe yemi takip ediyor. Dur. Ne yapıyorsun sen?
Ne fark eder? Zaten İzori'yi yeniden çalıştıracağım. Bunu neden yapıyorsun ki? Başka neler bildiğini öğrenmek için. Affedersin, sorun olmayacaksa birkaç sorun var da. Efendim, tuzağa doğru hızla ilerleyen bir otobüs var. Yok. Kraliçenin gemisi gidecek ve orada olacak. Bu da kim? Hayır, dur. Bak şurada, uzun sıska bacaklı bir adam bize el sallıyor. Uzun ve sıska bacaklı mı? Ha, bu benim David. Kim bu önünü göremeyen saysam? Evet, işte bu. Baba? Bunlar medeniyetimizi bir anda binlerce yıl ileriye götürecek. Tüm fizik kurallarını, kara delikleri, her şeyi değiştirecek bunlar. Sakin olsana. Sakin olmak istemiyorum. Ya David. Ne yani? Beni görmen için dünyanın sonunun mu gelmesi gerek? Gel bakayım buraya. İnan yaşadığına çok sevindim ama ben şu anda biraz meşgulüm. Yeni arkadaşlar edindim. Seni görmeye geldiler. Şu anda biraz meşgulüm baba. Fırça istiyorsun anlaşılan. Şimdi olmaz dedim. Bak baksana. Evet gördüm. Tam. Planımız işe yaradı gibi. Kürenin sende olduğunu sanıyor. Çocukları götür buraya. Siper Hanım koş baba. Koş. Yeniden uçtuğunu görmek güzel. Sen gökyüzüne ait. Bu işi bana bırakmalısın. Dünyayı daha önce kurtardın zaten. Ben dünyayı kurtarmıyorum Betty. Ben seni kurtarıyorum. Tam neler oluyor? Zihni bekledi. Başkanım. Saat 6 yönünden size yaklaşan avcılar var. Beni hedefe götürebilir misin Teğmen Whitmore? Emredersiniz. Beni izleyin. Hadi tamam. Doğru, seni kandırdık. Tüm dünya adına konuşuyorum. Kurtuluş günün kutlu olsun. Onay verebiliyor musun David? Efendim buradan göründüğü kadarıyla kraliçenin... İşi bitti. Eğer öldüyse avcı gemileri neden hala bize saldırıyor? Herkes işine giriyorlar. Kaç uzaylı var sence? 200'üne kadar komutanım. Ne olursa olsun küreyi görmelerine izin vermeyeceksiniz. Ne pahasına olursa olsun. Anlıyor musunuz? Anlaşıldı. Bak bu sen. Benim dümencim. Merhaba. Beklediğimden çok daha uzunsunuz. Bu kız kardeşi değil. Bayım, bunun olması normal mi? Olmaz. Tanrım, kendi kalkanı varmış. Bu ne ya? Otobüse binin çocuklar. Hadi herkes otobüse. Hayır dur yapma dur. Hadi kızım hadi gidelim. Bir köpeği bekleyeceğiz anlaşılan. Olamaz.
üstüne. Sen de duydun mu? Buraya destek göndermeniz gerek. Beşinci blokta büyük bir güvenlik ihlali var. Her yer uzaylı dolu. Hemen destek gönderin bize. Hey! Nereye gidiyorsun? Hayır, o şey birden havaya fışırdı. Ne diyor bu? Su çok dedi galiba. Kaldı efendim. Neyrit, çekirdeğe ulaşmalarına 6 dakika var. Aferin sana Teğmen. Yer çekirdeğini almaya çalışıyorlar. Onu öldürmek için 4 dakika 10 saniyeniz var. Ölümüne saldırın. Baskı yok diyorsunuz yani. Uzaylı hücresine girdiğime inanamıyorum. İşte burası. Onu izlemeye kalkma sakın. Sarı çizgiyi geçme lütfen Mazar. Sarı çizgi falan yok ki. Var diye düşün. Gördün mü? Başımın çaresine bakarım ben. Çok konuşuyorsun.
Bebeğim, kurtulduk. Vuruldum. O tanrım. Merak etme. Seni revire götüreceğim. Benim işim bitti bebeğim. Hayır, öyle deme. Beni bırakıp gidemezsin. Sen olmazsan orkidelerin suyu da kim verecek? Sabahları pantolon giymeni kim söyleyecek? Evet. Sana söylemem gereken bir şey var. Ne? Bu aslında bir kazak olacaktı. Hayır. Hayır. Olamaz Atar. Hayır. Çok yaklaştı. Belki de onu korumaya çalışıyorlar. Tekrar geliyorlar. Ver şunu bana. Vur onu. İki dakika kaldı. Ülkede ulaşmalarına 2 dakika. Yüzbaşı Yılır, 2 dakikanız var. 2 dakika. Bu hortumdan bir an önce çıkmalıyız. Her hortumun bir gözü vardır değil mi? Onu anlamak istiyorsak hortumun gözüne çıkmalıyız. İyi de nasıl yapacağız bunu? Araçları kontrol bile edemiyoruz ki. Bu şeylerin füzyon motorları falan yok muydu? Şaka mı yapıyorsun? Onlar uzayda çalışması için yapılmış. Burada çalıştırırsak yanarız. Daha iyi bir fikrim var mı Charlie? Buradan gördüğüm kadarıyla onu durdurmanın tek yolu bu. Ölmenin tek yolu bu. Charlie kes artık. Hey, roketi çalıştır. Kafayı yemişsiniz siz. 2, 3. Kontrol tekrar bende. Evet. Silahlarımız da çalışıyor. Evet de motorlarımız yandı. E o zaman kontrollü dalış yapacağız. İşte orada. Çocuklar tek bir şansımız olacak. Her şeyinizi verin. Bana göz kulak olduğun için sağ ol Jay. Ne demek kardeşim? Bitti abi. Hepsini vurdun zaten. Peki. Tabii bu hariç. Aman tanrım, küreyi aldı. Ateş! Üçüncü türden yakınlaşma neymiş göreceksin. Charlie! Arkasına hedef al. Kollarının olduğu yere. Zayıf noktası o. Ateşle devam et Charlie. Ben ne yapıyorum burada? Charlie, bunun fırlatma koltuğu var mı? Oğlum dur! Dikkat et! O kadar yaklaşma dedim sana David. David gidelim artık buradan. Geri dön! Thank you.
zenginiz. General Adams. Yer çekirdeği güvende. Acaba biz de mi denesek? Ne bileyim. Önce yemeğe çıkar. Direktör Levins. Harikaydınız. Teşekkürler Sayın Başkan. Siz de öyle. Catherine. Bir şey söyleme. Büyüsünü bozacaksın. Sen de kimsin? David hayatında güzel bir kadın olduğundan bahsetmemişti. Baba. Ben Julius. Bunun babasıyım. Enchanté. Catherine Bersu. Baba, bizim verir misin beni lütfen? Beni görmediniz. Sağ olun. Baksanıza, belki bir süre benimle kalsanız daha iyi olur. Buna hepimiz çok seviniriz. Evet, ben de öyle. Sen iyi misin? İyiyim. Sayenizde. Bunlar boşa gitmedi. Siz olağanüstü bir türsünüz. O kadar da ilkel değilmişiz ha. Bunu bana verirler mi sence? Sende bir savaşçı yüreği var. Bu bugüne kadar duyduğum en güzel şeydi. Harikaydınız. Saldırıyı da atlatabilir miyim bilmiyorum. Affedersiniz Direktör Levinson. Bu kürenin meşhur hard diskinde ne kadar çok silah ve teknoloji olduğunu anlatamam size. Ve direnişi bizim yönetmemizi istiyor. Ne demek bu? İki kelimeyle yıldızlar arası yolculuk. Savaşı oraya taşıyacağız. Ne zaman gidiyoruz? Bayağı bir uzaylının kışını tekmeleyeceğiz.
Thank you.